Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da gerçekten Türk gücü serimize, efsane Türk gücü serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün çünkü kadro tamamlanıyor ve gol krallığı yapacağız arkadaşlar. İ butonundan da yeni hesabımı tanıttığım videoya gidebilirsiniz. Eğer dün akşam izlemediyseniz arkadaşlar, bu videoyu neden sabah atıyorum hemen açıklamasını yapayım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, normalde videoları 6.45'te atıyorum. Ancak arkadaşlar bu akşam yayın var. Zaten 5'te de yayın duyurusu gelecek. 6.30'da YouTube'da yayın başlıyor. 7'de muhtemelen Küp TV'ye geçeceğiz. Hemen arkadaşlar aşağıdan Küp TV'den beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Bugünkü akşam yayında ne var arkadaşlar? Bugün akşam yayında yarışma var. Ve tahmin yarışması, paket tahmin yarışması Küp TV'ye gelenler zaten bilir. 5'te detaylı açıklamalı bir video zaten gelecek kanala. Hepiniz yayına bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle hepiniz gelin, bir kişi bile eksik olmasın. Yani sen yoksan bir kişi eksiyiz. Saat 6.30'da 7'de zaten yapacağım bir şey yoktur. 1-2 saat boyunca yarışmamıza katıl. Belki zaten kazanan senin olursun. Ödül de benim eski hesabım olacak. Arkadaşlar neyse, lafı fazla uzatmayayım. Zaten bununla ilgili detaylı bir video gelecek. Video başlamadan önce arkadaşlar, bu videoya 1000 beğeni gelirse açıklamada yazdığınız oyuncuyu yükselteceğim. Veya oyuncuyu transfer olarak değiştireceğim. Mesela şunu çıkar şunu al derseniz onu da yapabilirim arkadaşlar. Çok beğenilirse. Ama artık 100 beğeniyi geçmesi gerekiyor yorumların ki oyuncuları değiştireceğiz çünkü. Hani yükseltmenin o kadar geçmesine gerek yok ama siz yine de yorumlarınızı yazın ve beğenin. Ayrıca videoda 1000 beğeniyi geçerse bunları yapacağım yani. Hemen aşağıda tam ekranı kapatıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun, bildirimleri açın. 6.30'daki yayında YouTube'da başlayacağı için ilk olarak hemen oraya da gelmiş olun. Orada da sohbet, muhabbet, oyun falan oynarız. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman şimdi hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar iki tane çok beğenilen yorum var. İlk olarak Belhanda yerine Adem Laiç. İkinci olarak da MO zaten boştu. Son oyuncu bir tane kalmıştı. Elif Elmas istemişsiniz. O da ceza aldı. Son maçta oynayamadı zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Elif Elmas. Şöyle elma yazalım. Umarım çıkar elma yazınca. Görüntümün gelmesi için uğraşıyorum arkadaşlar. Bir saattir görüntü bir anda bulanıklaştı, anlamadım. Çok fazla başıma gelen bir şey değil. Bir iki kere videonun dışında gelmişti. Videoya giriş yaptıktan sonra hiç başıma gelmemişti. İlginç oldu şu anda. Çok saçma bir durumdu ya. Elma yazınca çıkmadı bu arada. Takım olarak Fenerbahçe'yi seçeceğim. Ve abi reytingi hatta 68 yapsam mı ya? O kadar düşük müdür? Bilemedim ama bakacağım bir dakika. Şu Fenerbahçe'yi bir seçeyim. Ne yapabiliriz abi? 66. 66 yazalım. Tamam abi 66 yazdım. Arkadaşlar Elif Elmas resmen pazarda yok. Gerçekten yokmuş. Gerçekten çok zor bulunan bir kartmış. Ben bilmiyordum. Allah'tan bulduk pazarda ve yenileme sonucunda buldum. Demin 65 yazmıştım, çıkmamıştı galiba. Tam hatırlamıyorum ama gerçekten bulmamız güzel oldu. Elif Elmas'ı bulduk. Şimdi bir de Adem Lijic, Lijic yani. Lija yazacağım. İnşallah çıkar abi. 78'di galiba ve pozisyonda MOO'ydu. Hadi bakalım abi çıkacak mı? Çıktı ve... Mesela Adem Laiç 78, o adam 65 ama Elif Elmas daha pahalı. Kartının çok güzel olduğunu söylemiş aldığın zaman. Bakalım abi hangisinin boost'u daha yüksekse o kartı alacağım. Bunun görüş veriyor. Umarım bu görüş değildir abi. Bu görüş olmasın lütfen. Bir dakika. Bu kart görüş olmaması lazım. Şu anda bu kart görüş olmaması lazım derken görüş. O zaman abi en ucuzunu alalım. Hemen 120 bin yazacağım. Muhtemelen 120 binin altında gördüğüm gibi hatırlıyorum çünkü. 83 bin evli var. 68 bin ama 79'luk kartı bile var. Gerçekten kartlar çok ucuz ama o Elif Elmas 65 rating olmasına rağmen aşırı pahalıydı gerçekten. Şimdi 56 bin coin ise 53.900 de var. Yani 79'luk kartını alacağım zaten. Şöyle yani ikisinin fiyatı yakınmış ve ikisi de ucuzmuş zaten. 56 bin coins yapalım. Bu arada abi 6 milyon coins vardı sırf bu seri için abi. Coins'i bitirdim resmen bu serinin kadrosunu kurmak için. Hani bu seriye özel çok destek verdiğiniz için ben de abi bütün her şeyimi buna yatırabiliyorum. O yüzden siz de arkadaşlar bana destek olmak için bir beğeni atarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Şimdi bu beğeniyi bu kadar çok istiyorum ama karşılığında tabii bir şeyler yapıyorum. Yani haberiniz olsun diye söylüyorum. Şimdi abi Elif Elmas'ı da buraya koyalım. Artı 8 yan boost veriyor. Bu arada süper abi. Şimdi çalıştıracağım Elif Elmas'ı ama tamamen yükselmeyecek muhtemelen. Bayağı bir gen artacak ama tamamen yükselmeyecek şu anda. Ama ben daha bunu yükseltecek bir sürü şey alacağım. Şimdi bunları bir basayım arkadaşlar. 15 gen yükselmesi tabii ki zor. Yükselecek biraz. 12 gen oldu zaten. Şunları da basayım. Hatta abi oyunculara basarak 15 gen olabiliyor galiba değil mi? Aynen abi 15 gen oldu. Gerek yok çok da fazla uğraşmaya. Elif Elmas'ı 80 gen yaptık. Ve abicim 80 gen yaptığımız zaman da kartı da değişiyor. Gerçekten süper abi. 12 gen, 13 gen artan şeyler var. Gerçekten süper duruyor abi. Efsane transfer yaptık. Yani şu ana kadar yaptığım en havalı transfere benziyor ama bilemiyorum tabii ki.
Şimdi abi bu kartı nasıl geliştireceğiz? Bu kartta bir tane boost basalım. 43 bin coins verelim. Ve Adem Laiç'i de geliştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 87 gen 120 kimya sonunda arkadaşlar. Benim normal takımım 87 gen 120 kimyaydı eski hesapta. Biliyorsunuz arkadaşlar bu takım 98 gen artık zaten. Benim eski hesapta normal takımım 87 gen 120 kimyaydı. Ancak bu hesapta arkadaşlar gördüğünüz gibi Süper Lig kadrosu bir sonraki bölümde beğenilerinizle 85 gen olacak demiştim. Ancak arkadaşlar 1000 beğeni atmışsınız. Ben de size özel dediğim gibi hesabı satın aldım ve 87 gen oldu. Çünkü bu adamların boostları daha fazla. Elif Elmas'ı gerçekten aşırı merak ediyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada sol taraf full Fenerbahçe oldu şu anda. O yüzden bu arada 5 tane Fenerbahçeli oyuncu oldu. Fenerbahçelileri değiştirmemi isteyenler yorumlara yazabilir. Özellikle Hasan Ali'yi değiştirebiliriz. Sebebi ne arkadaşlar? Neden Hasan Ali'yi değiştirebiliriz diyorum. Çünkü arkadaşlar Hasan Ali'nin değeri 5 yani boost'u 5 veriyor. Ayrıca 3 tane Galatasaraylı var. Yani 2 tane Beşiktaşlı, 3 tane Galatasaraylı, 4 tane Fenerbahçeli, bir tane de Kasımpaşalı var. Yani bu oyuncuları değiştirebiliriz. Haberiniz olsun. Gerçekten çok güzel transferler yaptık. Şimdi gerçekten abi efsane bir klasmanında olduğumuz için derecesiz gireceğim. Attığımız goller yine zor olacak. Ama bakalım gol atabileceğim mi? O önemli. Süper Lig'den full Süper Lig kadrosu. Gol krallığı başladı. Artık zaten çok gol olmayacak. Videonun sonunda da zaten gol krallığını yorumlara siz yazarsınız. Artık saymaya başlayın. Buradan itibaren başlıyoruz. Zaten anket açmıştım. Ankette bayağı bir farkla. Bayağı bir oy vermişsiniz bu arada. Teşekkürler. Yani herkes beğenmiyor ama herkes oya basıyor. Abi buraları da izliyorsunuz aslında. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu arada 94'ken 120 kimya. Belki gol atabilirim. Yani 3'ten fazla gol atmak çok istiyorum. Çok zor tabii ki 3'ten fazla gol atmak abi. 94'ken rakip sonuçta. Ama bakacağız. Takımım 120 kimya olması belki bir işe yarıyordur. Mbaye Diagne. Güzel bir pas Fernando şimdi. Fernando abi bu hareketi yapmasını çok sevmiyorum. Bazı oyunculara çok yakışıyor ama bütün oyunculara yakışmıyor. Bu arada bu adam girip çıkmış galiba. Ben bu adamı belki yenebilirim. Ya da internete attıysa çok hızlı bir şekilde birkaç tane gol atmam lazım. Adem Laiç. Adem Laiç. Laiç çok güzel bir gol. Yeni transfer. İlk golünü attı ve gol krallığında şu anda birinci sırada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok istemişsiniz Adem Laiç. Kaç videodur istiyordunuz arkadaşlar. Çok pahalı diye almıyordum ama artık zaten hem pahalı değil. Abi bu arada abi işine yarar demişsiniz. Gerçekten süper. Gerçekten muazzam bu adam. Mariano. Andrijev. Dikti topu rakip. 2-2 bu arada abi. Adam oyuna girmiş. Yani yenme ihtimalimiz çok düşük. Elif Elmas'tan güzel bir pas vardı şimdi. Adem Laiç. Elif Elmas. Çık. Vur. Plase. Elif Elmas. Direkt Mbaye Diagne golünü atabilecek mi? Kaleci kurtardı. 4-2 önde bu arada. Oğuzhan Özyakup. Maicon. Kafayı vuramadı. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi hep birlikte. Abi ya. O direkt vurdum bu arada. Ya şu topu kaybettikten sonra direkt geçsin abi. Bekleme yapıyor. Çok sinirim bozuluyor. Andrijev. Ayev çok boş bir pozisyon geldi. Şanslı arkadaşlar. Gol krallığına o da yazıldı şu anda. Andrijev ve Adem Laiç şu an 2 gol ve 1 golle birlikte. Hasan Ali kaldırım bu arada çıkaracağım diyordum ama gerçekten resmen sırf çıkartmayayım diye müdahale yaptı adam. Çok hızlı topu aldı. Şimdi Oğuzhan Özyakup pas verecek. Verdi. Adem Laiç oradan asar mı? Bir hareket yap. Güzel bir hareket. Adem Laiç. Ve bir gol daha geldi arkadaşlar. Her videoda iki maç oynayacağım bu arada. Adem Laiç 3 gol. Andrijev 1 gol. Şu anki gol krallığı. Bakalım arkadaşlar daha neler olacak. Kazandığım bir maç çıkar mı bilmiyorum. Çok zor çıkar arkadaşlar. Rakibin bağlantısı falan kopması lazım. Ama tabii ki de gerçekten çok eğleneceğiz. Önemli olan zaten attığımız goller. Biz bu moda derecesiz giriyoruz. Dereceli girsek kazanmaya da çalışırız. Hatta isterseniz FIFA şampiyonu çıkma mücadelesi olarak da bir seri başlatabilirim. Diğer asıl takımımızla öyle de oynayabilirim ama öyle serileri eskilerden hatırlıyorum. Çok sevmiyordunuz ama şu anda daha zorlandıysa daha çok seviyorsanız yorumlara isterseniz yazabilirsiniz. Ayrıca akşam 7'de yayındayız. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Bu videoyu gündüz atıyorum. Yani saat 12'de atıyorum. Hadi bakalım abi. Tekrardan devam ediyoruz. Son bir maçta atacağız. Mbaye Diagne. Diagne güzel geçti. Mbaye Diagne bir daha geçebilecek mi? Bir daha geçemedi. Maalesef. Şimdi devam. Mbaye Diagne yine. Diagne Adem Laiç. Adem Laiç. Güzel bir hareket. Adem Laiç. Adem Laiç. Adem Laiç 1-1 oldu. Adem Laiç abi çok güzel goller atıyor bu arada. Belhanda biliyorsunuz arkadaşlar. Belhanda da çok gol atıyordu ama bu kadar atamıyordu. Fernando kaleci kurtardı. Plase vurayım dedim. Kalecinin yan tarafından geçer diye. Maalesef geçmedi. Laiç vuramadı. Laiç pardon bu Laiç'miş. Yine vuramadı. Abi başka oyunculara çok fırsat da gelmiyor bu arada. Ay'a bir tane attı. Diagne hiç atamadı. Diagne'nin uzaktan şutları aslında iyiydi. Bakalım bir. Bakamadım. Tekrardan bakalım. Ben dedim size. Ben dedim. Çok şaşkın gözükmek istemiyorum. Tamam arkadaşlar ama
Ben size demiştim ve aşırı derecede gol olduğunu şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Mbaye Diagne de gol krallığına girdi ama Adem Laiç'te 4 tane gol var şu anda ve o 1. sırada ilerliyor. Yani o asla değiştirmeyeceğim oyunculardan birisi. Zaten ilk kadrodaki oyuncu alıp değiştirme kısmını tamamladık. O da Adem Laiç'ti. Bakalım abi Mbaye Diagne. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne. Abi bu adamı da değiştirmeyelim. Bu adam da çok güzel şut çekiyor ya. Ben çok seviyorum bu adamı. Mbaye Diagne. 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 Bu maç Diagne tarih mi yazıyor? Adem Laiç. Diagne güzel bir düşünce aslında ama ben ara pasına basmadım. Niye ara pası attığını anlamadım. Andrijev. Bakalım bunun uzaklardan şutları nasıl? Bu da güzel vurdu. 8-5 şu an maç ve son gol olacak mı? Andrijev. Abi basamadım bu arada. Bir daha basayım. İzin ver şut ama çok zor vurdum. Abi oyuncuların uzaklardan şutları harika değil mi? Ben size tavsiye ediyorum abi. Kesinlikle Süper Lig kadrosu kurun. Özellikle takımımızda Adem Laiç ve Mbaye Diagne olsun. Andrijev ya 2 ya 3 tane attı. Kimlerin kaç tane gol attığını bu arada yorumlara yazın. Bu maç 6 gol attık. Diğer maçı biliyorum abi. Mbaye Diagne 3 tane. Andrijev 1 tane attı. Bu evet Adem Laiç 3 tane. Andrijev bir tane attı. Her neyse arkadaşlar bu videoda da bu maçta da Andrijev en az bir tane attı. Adem Laiç ya 2 ya bir tane attı. Mbaye Diagne de 3 ya da 4 tane atmış olabilir. Tam hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kadromuzun bir son halini görün. Bu arada arkadaşlar her videoda bir rating arttırmaya çalışacağım ama belki arttıramayı da biliriz. Neyse gerçekten şu anda takım süper duruyor. Muazzam duruyor. Yani Elif Elmas falan gol atmadı. Oğuzhan Özyakup Fernando sadece ileri taraftakiler gol attı ama yine de kadro gerçekten harika. Bu kadroyu da 10 üzerinden 10 veresim geldi şu anda. Gerçekten süper duruyor arkadaşlar ve bunu da alayım ben. Hemen şunu da alalım. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da gerçekten çok harika, çok muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada hesap tanıtım videosu var. Burada da bir önceki Süper Lig videosu olabilir ya da oynatma listesi yenilendi bu arada, açıklamadan bakabilirsiniz. Her neyse hoşçakalın, seni seviyorum ve bye bye.